Efendim iyi akşamlar Kanal 5 ekranlarından. En iyi dileklerimizi sunuyoruz bir Ramazan akşamında. İftar sonrası burada çok sevgili dostumuz, kardeşimiz Serdar Arsemen'le birlikteyiz. Soruyorum programında ne soracağımız zaten belli. Gündemi seçme hakkımız bile kalmadı. O kadar bazı şeylere odaklandık ki Türkiye olarak. Nedir derseniz işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bir aydan biraz fazla bir zaman kaldı ilk tur seçimlere. Küçük bir fotoğraf sunmak istiyorum. Hemen arkasından Serdar Bey'le bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız. Ve kendisinin fikirlerinden yararlanmaya çalışacağız. Bugün itibariyle 3 tane adayımız var Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Kesinleşmiş adaylar bunlar. Yarın son zaten. Yarın itibariyle başka bir aday ki teknik olarak zaten imkansız gözüküyor. Görünen o ki 10 Ağustos'a 3 adayla gireceğiz. Kimler bunlar? Herkesin malumu ama malumu ilan edelim. İşte AK Parti'nin adayı zaten öyle tahmin ediliyordu. Dün açıklandı. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ortak aday CHP'nin önerdiği, MHP'nin kabul ettiği ve bugün itibariyle 5 partinin içinde CHP ve MHP'nin de bulunduğu 5 partinin bir otelde oturup deklarasyon imzaladıkları ve Sayın İhsanoğlu'na destek çıktıkları bir olay Ekmelettin İhsanoğlu. Ve HDP'nin adayı hem eş başkanı aynı zamanda eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Bu üç isimle gidiyoruz seçimlere. Propaganda kampanyası başladı, başlıyor. Neredeyse başlamak üzere. İki parti Ankara'da birer büro tuttular bile. Birbirlerine de oldukça yakın mesafede bürolar tuttular. Budur. Sıcak bir yaz günü, sıcak bir yaz akşamından Ankara'dan verebileceğim fotoğraf bu. Evet, sevgili Serdar Arsemen, ne dersiniz? Bugün itibariyle önümüzdeki bir ayı geçkin bir zaman kaldı dedik. Neler olur, neler olabilir? Biraz projeksiyon yapalım sizler. Evet, şimdi 12 senedir seçimlerin benim için heyecanı kalmadı. Yani eskiden şu olur, bu olur diyorduk ama bugün için artık bir şey demiyoruz. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girdiği bütün seçimler Sayın Erdoğan'ın galibiyetiyle bitiyor. Heyecanımızı kaybettik diyorsun. Yani evet, heyecanımızı kaybettik. Burada tabii üzücü olan bir durum var. Şimdi siyasiler kendi açısından bir takım hesaplar yaparlar. İşte maksimum oy alabilmek için propaganda yaparlar vesaire. Bizler şimdi siyasi değiliz, gazeteciyiz. Ankara'da görev yapan gazetecileriz. Biz isteriz ki bir iktidar olsun, onun karşısında da canlı, cıvıl cıvıl projeler üreten muhalefet partileri olsun. Muhalefet partileri projeler üzerinden iktidarı sıkıştırsın. İktidar zorlansın. Ve bu zorlanıştan da, bu karşılıklı mücadeleden de bize haber çıksın, malzeme çıksın, yazalım. Şimdi siz hemen buradan bakınca sonuçları görüyor gibisiniz. Evet evet. Şimdi bakın, AK Parti'nin %49,5 aldığı seçimden evvel en az %40 alır diye 2 tane 3 tane yazım var. Şu 43,5-45 aldığı seçimde yine 43-45 arası. O kadar artık noktasal atışlar yapabiliyoruz ki. Tabii herkes bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Şimdi paralel yapının bir gazetesinde, televizyondaysanız o dünyaya kapılıyorsunuz. Ya da Sayın Erdoğan'a bağlı gibi görünen medya organlarından birinde çalışıyorsanız bu sefer de belki AK Parti olduğundan fazla görüyorsunuz. Biz bakıyoruz bu, yani Türkiye'de aslında alanlar kapılmış durumda. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan her seçimi ben alırım. Yani garanti. Hani millet iradesine bir şey diyemeyiz vesaire ama Sayın Erdoğan için belli, sonuç belli. Sayın Bahçeli üçüncü olacak, müzmin üçüncü. Yani zaten bütün oyun da ona göre kuruluyor. Bunu herhalde genel seçimleri kastediyor. Genel seçimler, yani hep öyle, hep öyle. Yani geneli, mahalli seçimde ne yaptı, başka bir şey mi yaptı? İşte CHP'nin başına gelen kim olursa olsun,
O da gelenek oldu. Önce gidecek, Kadir Topbaş'a bir yenilecek. Ondan sonra gelecek, genel başkan olacak. Şimdi Mustafa Sarıgül Mardin'de falan turlar atıyor. Aslında Mustafa Sarıgül de çıkacak, görürsünüz. Nasıl? Pardon, oraya biraz açıklık getirelim. Mustafa Sarıgül şehir şehir dolaşıyor şu sıralar. Evet, doğru. Bir altyapı hazırlıyor. Ne için? Genel başkanlığa mı? Güneydeydi, evet, genel başkanlık için. Şimdi yani kim olmuş da fark etmez, Alevi ya da Veli. Yani CHP bir alanı tutmuş, kabaca %25 diyebiliriz. AK Parti bir alanı tutmuş, kabaca %48 diyebiliriz. MHP bir alanı tutmuş, kabaca %12-13 diyebiliriz. Yani şimdi lafınızı balla kesmek isterim. Estağfurullah, buyurun. Sayın Serdar Arseven, şimdi ben sizden birazcık daha yaşlıyım, yaşça. Bu bir avantaj değil aslında ama şöyle bir avantajım var. Daha çok şeyler yaşadım, daha çok şeyler gördüm. Ama ne bileyim, ben İstanbul'un fethini bilmek için o devirde yaşamak da gerekmiyor zaten. Yani yaş o kadar böbürlenecek bir şey değil. Fakat şunları biliyorum. Türkiye, Türk siyasi hayatında her şeyin bir ömrü var. Bunu siz de biliyorsunuz. Paylaşabiliriz burada. Daha önce ben size bunları anlatmaya çalışmıştım. 1960 yılları. Küçüktüm o zaman. Hatta 50 yıllarını takip eden yılları rahmetli babamdan dinledim. İşte Menderes devriydi. Çok sevilen bir liderdi gerçekten. Ama 1961 yılının bir sabahı karşısında İmralı'da ne yazık ki idam ettiler kendisini. O devir kapandı. Arkasından Demirel devri işte geldi. Ondan sonra ne bileyim ben 12 Mart dönemi vardı. Arkasından işte 12 Eylül'ler yaşadık. Şunu yaşadık, Muhtıra devri vardı. Ondan sonra darbe oldu. Ondan sonra postmodern devirler oldu. İktidarlar nasıl değişiyor görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Ha, ben bunu Recep Tayyip Erdoğan için, ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu için, şunun için, bunun için demiyorum. Bu hava her zaman böyle durgun gitmiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu rüzgarsızlık her zaman böyle gitmiyor. Öyle şeyler oluyor ki bir anda, bir gecede değişiyor. 1999 seçimlerini anımsayın. 1999 seçimlerinde Bülent Ecevit iktidar oldu. Birinci parti çıktı. Koalisyon içinde dahi olsa iktidar oldu. 2002 seçimleri miydi? Bir miydi? 2002 seçimlerinde bir seçim oldu. Aradan geçen o kadarcık zaman içerisinde yüzde bilmem sıfır bilmem ne aldı. Onun için çok değişken, evet, bir toplumumuz var. Bunları sizinle tartışırken, Kandemir Hocam, şimdi şöyle bunları sizden tartışırken, evet, bu gerçekleri de göz önünde, evet, bulunduralım. Şimdi sakın bir temennide bulunduğumu sanmayın. Evet, evet, öyle bir şey düşünmedim. Şimdi evet, bakın çizgi belli. Türkiye'de Atatürk seçimlere girmemiş. Hayır. İnönü'nün girdiği seçimlerde nasıl seçim olduğu malum yani, olan seçimler. Evet. Açık oy gizli tasnifle de bir dönem daha götürmüş. Ondan sonra ne olmuş? Yani seçim olması diyebileceğimiz olmuş. Seçim de diyebileceğimiz seçimlerde kimler kazanmış? Arzi şimdi Ecevit'in konjonktürel, yani istikrarlı değil de işte nedir? Türkiye Dünya Kupası'nda hayatında iki kere katılabilmiş, bir kere yarı finale çıkabilmiş. Ama Almanya 150 kere, 100 kere katılmış, kaç kere varsa hepsine katılmış, en az çeyrek final görmüş. Yani. Şimdi trende bakmak lazım. Bakın Menderes, Demirel, Özal, Erbakan ve Tayyip Erdoğan. Bir çizgiden bahsediyorum. Şimdi Demirel bu çizgideki kırıklık ama Demirel iktidara gelmek için... Demirel niye kırıklık dediniz? Şundan dolayı... Bize daha doğrusu, bana değil de değerli dostlarımıza izah eder misiniz? Evet. Demirel'in... Ben Demirel'in bu arada muhabiriydim, biliyor musunuz? Evet. Yani Demirel'in kırıklık olması biliyorsunuz kongreyi Saadettin Bilgiç karşısında, rahmetli Bilgiç karşısında. Oradan kastediyorsun. Evet. Anladım. Kongreyi nasıl kazandı? Hangi... gruplar, hangi mahfiller kendisine destek verdi, Morrison lakaplı politikacı kimdi falan. Şimdi kırıklık ama yine de değil, şundan dolayı, işte seçimlerden önce hacılarla, hocalarla, seçimden sonra masonlarla, localarla. Bir Demirel'in gerçeği buydu. İkincisi,
Elinde Kur'an, kalbinde iman geliyor muhteşem Süleyman. Türk siyasi hayatına zannediyorum din istismarı diyemeyeceğim, çok ağır olur ama Tamamen istismar. Din boyutunu sokan lider Süleyman. Şundan dolayı istismar. Şundan dolayı istismar. Rahmetli Erbakan Hoca siyasette dinin kendisine emrettiğini düşündüğü hedeflere ulaşmak için siyaset yapıyordu ve bunu söylüyordu. Yaşantısıyla da bu bir bütün halindeydi. Ama Süleyman Bey viskisini de içen, tabii, ne bileyim şeyini de yapan vesaire vesaire. Şimdi namazını da kılar. Kılar mı en bilmiyorum. En cumaları kılar. Cumaları kılabilir. Evet. Şimdi çizgi bu. Ve ben ana şeyden bahsediyorum. Buyurun. Demin ne dedim? O dönemleri de, o dönemlerden de bahsetseniz, memlekette %70-75 sağ, %30-25 arası da sol. Sol. Böyle bunu bir... bilenlerden ve bunu açmak isteyenlerden birisi Kılıçdaroğlu herhalde. Evet, yani açmak istiyor mu istemiyor mu? Bir kere istiyor tabii. Ankara seçimleri var. Bir kere İstanbul seçimleri da, var. Şimdi yani Cumhurbaşkanlığı. Şey de açmak istiyordu. Yani bu Bülent Ecevit de açmak istiyordu. Bülent Ecevit de öteden beri işte ortanın solu, Muhammed'in yolu vesaire. Evet. Diyordu ama Merve Kabakçı başörtüsüyle meclise geldiği zaman haddini bildirin bu kadını diye bağırdı. Şimdi bir karakterden bir başka şeyi yapamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim. Ahmet Taş getireni biliyorsunuz değil mi? Evet tabii. Yani Serdar Erseven'i Ahmet Taş getiren yapamazsınız. Tabii aynı şeyi. Aynı şeyleri düşünüyorum. Karakter. Aynı şey. Karakter. Dolayısıyla evet. CHP'den bir Demokrat Parti yapamazsınız. CHP'yi esnetemezsiniz. Yani bu böyle. Yani senin bir karakter. Anlatabiliyor muyum? Bir karakter oluşmuş. Şimdi esnetme çabalarında bulunabilirsiniz. Bunu Ecevit denedi. Ardından Deniz Baykal çok daha sert bir şekilde denedi. Çarşaflara rozet taktı. ara denemeler oldu. Mesela tuttular Yaşar Nuri Öztürk'ü, çıplak uyarıcı. Milletvekili yaptılar vesaire. Hani ilahiyatçı tabandan gelir mi falan diye. Şimdi bir aslı var, bir fesli var. Şimdi en güzeli, siz televizyonculuğun üstadlarındansınız. Bir insanın en başarılı olacağı pozisyon televizyonda doğal halidir değil mi? Yani kendinizden başka bir poza girmek isterseniz. Hayır, öyle bir şey olamaz. Yani ben şimdi burada Fehmi Koruluk, Ahmet Taş getirenlik veya ne bileyim Rasim Ozan Kütahyalı tipi bir şey sergilemeye çalışırsam, benzemeye çalışırsam yüzüme gözüme bulaştırırım. Dolayısıyla bugün CHP'de şu tartışılıyor. Yıllar yılı bu millet bize oy vermedi. Biz acaba dini, diyaneti bütün olmadığımız için mi? Ya da biz acaba dindarlarla problemli olduğumuz için mi? Hepsinin bunlarda etkisi vardır. Ama ben şunu görüyorum. Bakın. Arasında bizim... sözünüzü keseceğim. Kusura efendim, bakmazsınız değil mi? Estağfurullah. Yani parantez açmak amacıyla. Buyurun ben tekrar sizi dinleyeyim. Tabii tabii. Şimdi Ankara'da bakın Yeni Mahalle Belediyesi Fethi. AK Parti'nin elindeydi. İki önceki Fethi seçimde. Evet. Daha sonra Fethi Yaşar aldı. Evet. Ve bir daha aldı. Ve bir daha aldı. Şimdi üstelik Ümitköy ve Çayyolu Çankaya'ya bağlandığı halde Yeni Mahalle'den kopartılıp. Keza Çankaya. Evet. Aldı. Aldı. Şimdi o da CHP'li. Ama Fethi Yaşar örneği önemli. Yani demek ki Yeni Mahalleli vatandaş memnun. Memnun. Baktı bir şeyler yapıyor bu adam. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani şimdi yerel seçimin hani meşhur deyimiyle söyleyeyim. Fıtratından kaynaklanıyor olabilir. Yani ben size bir şey ama söylemek. Öbür tarafta yani kimi belediye başkanları kaybediyor, kimi belediye başkanları kazanıyor. Yani bir şeyin ben şuna inanmıyorum. Bir adamın CHP'li olması onun kafadan kaybetmesi için yeter sebep değil. Ben şunu görüyorum. Vatandaş bakıyor. Bakın. Şimdi ben dünya görüşü belli bir insanım.
Yani ben işte günü kurtarmak için bir işi, maaş almak için, bir makama, koltuğa gelmek için yapmam. Ben ideallerim ve inançlarım uğruna yaparım. Şimdi bu ne kadardır bilmiyorum. Ama idealist insan sayısı herhalde toplum içerisinde çok fazla değildir. Çok fazla olursa zaten ideal olmaz o. Yani diyebilirim ki benim dünya görüşüm içerisinde %10'luk dilim içerisindeyimdir. CHP içerisinde de böyle %10'luk dilim içerisinde olan insanlar vardır. Bunun dışında çok geniş bir kitle esasında bakar. Yani neye bakar? Çoluğuna çocuğuna bakar. Kendi çıkarlarına bakar. Tabii çoluğuna çocuğuna bakar. Tabii canım yani. Yani viran olası hanede evladı iyal var. Önce evi doyuracağım. Tencerem kaynayacak. Sonra iyi bir işim olsun. Sonra toplumda saygınlığım olsun. Vesaire vesaire. Evet. Nefes aldığım zaman oksijen gelsin. Bunları ister. Ve bir denge kurar. Bakıyor şimdi. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorum. Diyorum ki bu adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geldiği zaman İstanbul'da, ben o zaman İstanbul'da gazetecilik yapıyordum. Hı hı. Çöp dağlarıydı İstanbul. Yani çöp dağları 7 tepeli değildi, 77 tepeliydi. Çöp dağları leş gibi kokardı İstanbul. Ben de yaşadım, ben evet. De biliyorum. Yani. Susuzluk, başka bir dert. Çile. Yani İstanbul çile çile. Tek şey trafik. İstanbul çile. Gire de değişti. Yani şunu söyleyeyim. Yani bizim o yaşadığımız dönemlerde bir 15 sene evvel, 20 sene evvelden bu yana herhalde araç sayısı 40 kat, 50 kat artmıştır. Muazzam yollar yapıldı İstanbul'a. Yani gidiyorum, şaşırıyorum. Mesela Marmara yapıldı. Şimdi hızlı tren yapılıyor vesaire. Tabii ki trafik problemi, bakın ben Sydney'e gittim. Melbourne'e gittim, Hamburg'a gittim, ne bileyim, Paris'e gittim, Roma'ya gittim, Atina'ya gittim, Barcelona'ya gittim. Her tarafta, hatta çoğu yerde diyorlar ki şehir dışında bırakın arabanızı. Şehir içine girdiğiniz zaman. Şimdi, dolayısıyla, şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorum. Diyorum ki, Büyükşehir Belediyesi'nde şuradan şuraya getirdi. Hakikaten battıktı, perişandı yani o. Şey dönemi, Sözen dönemi perişan yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ardiye gibiydi. Bankalar kredi vermez. 5 kuruş kredi vermez. Maaşları ödeyemez durumda. Batmış bitmiş. Şimdi gelir gelmez hızlı bir şey yaptı. Sonra seçimlere girdi 2002'de. Kazandı. 35 ile mi kazandı? Onun arkasından 34-35 o civarında bir oy aldı. Bir şey gerçekten müthiş bir tempo. Yani müthiş çalışkan adam. Müthiş çalışkan. Ve işte yaptıklarını çok saymaya gerek yok. Eskiden gazeteyi açtığımız zaman, ekonomi sayfalarını açtığımız zaman karşımıza bir canavar resmi çıkardı. Enflasyon canavarı. Mutlaka bir gün yoksa bir gün vardı o enflasyon canavarı. Şimdi unutuldu. Şimdi gazeteleri açtığımız zaman enflasyon canavarını görmüyoruz. Her Allah'ın günü zam haberi. Bakın bunları çok yaşadık biz. Ben sırtımda İstanbul'da çok tüp taşıdım. 12 kiloluk o şey piknik tüplerinden. Çok taşıdım. Benzin kuyruklarını. Ne bileyim çöpünü gördüm, sefaletini gördüm. Şimdi şunu söylüyor. Peki bitirdiğiniz zaman ben sizden bekliyorum. Yani evet. Tamam, lütfen. Şunu söylüyor vatandaş. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan ekonomiyi, dış politikayı yönetir. İşte ihracatçıları yanına alır. Türkiye'nin ihracatını artırır. Hayatımıza bir şey katar. Şimdi bir şey katmadı mı? Kişi başına gelir 3000 dolardı, 10.000 dolar oldu. Şimdi bunun işte ya herkese yansımıyor vesaire. Bakın benim hanım köyde yetişmiş bir hanım. Biz onu aldık, 8 kardeşler. Ve toplumun fakir kesiminden sayılabilir. Yani bakıyorum şimdi 6 tanesinin arabası var. 6 tanesinin evi var. Bir tanesi ev borcuna girmiş. Yani insanlar aslında hayat standartları arttı. Masraflar da arttı. Öbür tarafa baktığımız zaman şimdi Devlet Bahçeli. Ya Sayın Devlet Bahçeli'yi getirdik, tamam dedik ki hadi bizden olsun. Başbakan yaptık. Ya şimdi ben kadrosunda şimdi Tayyip Erdoğan başbakan olacağı zaman ya diyorduk ki bir Abdülhatif Şener Maliye Bakanı olur mu? Olur. Niye olmasın? İşte Abdullah Gül Dışişleri Bakanı olur mu? Olur. Niye olmasın? İşte Bülent Arınç başbakan yardımcısı olur mu? Olur. Ali Babacan'ı bilmem nesi bir dolu adam. Şimdi ben bakıyorum.
Devlet Bahçeli başbakan oldu diyelim. Devlet Bahçeli başbakan olur mu? Uçağa binemiyorum diyor, korkuyorum diyor vesaire. Hadi olur diyelim yani. Şimdi mesela büyük bir parti MHP. Söyler misiniz bana? Atıyorum. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı kim olur? Maliye bakanı kim olur? Ulaştırma bakanı Oktay Vural'ın kısa bir dönemi vardı, olmadı. Yani olmuyor. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından, CHP açısından bakıyorsunuz. Kim kim olur? Yani böyle bir iş üreten kadro yok. O zaman iş üretmeyince. Yani şimdi burada biz sizle beraber bir iş kursak, önümüzde işimiz olsa, siz işin bir tarafından tutsanız, ben bir tarafından tutsam, devamlı işimizle meşgul oluruz. Para kazanırız, para kazanırız, para kazanırız. İş iyi gider ve paylaşırız. İş bozuk olsa, iş üretemezsek bu sefer birbirimizle kavga ederiz. Dolayısıyla hep olumsuzluklar üzerinden kuran bir muhalefet var. Şimdi burada da Cumhurbaşkanı meselesine geliyorum. Olumsuzluklar üzerinden bir şey oluşturdular. Yani şunu demediler. Biz Türkiye'yi işte 2023 dedi Recep Tayyip Erdoğan, 2071 dedi. Şimdi hangi hedef? Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir ekip istiyoruz Türkiye'de. Bu olumlu bir söylemdir. Bakın, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak. Böyle bir laf duymuyoruz. Yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız, partili olacak olmayacak, bence siyasi olması lazımdı ama hadi siyasi değil dediler falan, bürokrat alışmışlar. Bizim Cumhurbaşkanımız işte öyle bir vizyon sahibi olacak ki, Cumhurbaşkanlığına gelir gelmez iş adamlarını toplayacak, bilmem neyi toplayacak, dünyada bir Türkiye rüzgarı estirecek. Öyle aktif, öyle dinamik, öyle etkili, öyle risk almasını bilen. Yani herkesin Cumhurbaşkanı olmalı mı demek istiyorsunuz? Efendim? Herkesin Cumhurbaşkanı. Yani Türkiye'yi, Türkiye'yi bizim derdimiz şu, bakın. Şimdi her devlet bu dönemde iddialı olmaya çalışıyor. İran'ın bir iddiası var, Rusya'nın bir iddiası var, Çin'in bir iddiası var, Amerika'nın bir iddiası var, Türkiye'de iddialı olmaya çalışıyor. Şimdi ben öyle işte uzlaştırsın. Şimdi Atatürk Cumhurbaşkanı'ydı, seven de vardı, sevmeyen de vardı. Hiç de uzlaşmacı bir cumhurbaşkanı değildi. İsmet İnönü, hiç de uzlaşmacı değildi. Dersimi vardı İsmet İnönü'nün. İşte ne bileyim, hangi cumhurbaşkanı uzlaşmacı? Şimdi bu uzlaşma lafı falan da, işte toplumda işte kutuplaşmaları şey yapacak, engelleyecek falan. Yani dünyanın her tarafında, siyasetin olduğu her yerde kutuplaşma mutlaka vardır. Çekişme vardır ve hiçbir cumhurbaşkanının herkesin memnun etmesi söz konusu değildir. Ben şuna bakıyorum arkadaş. Diyorum ki, bakın ne örneğini verdim. Ben Yeni Mahalle Belediye Başkanı örneğini verdim. Diyorum ki arkadaş, cumhurbaşkanı öyle bir cumhurbaşkanı olsun ki benim söylemimle, benim inancımla iki günü bir olan, birbirine eşit olan ziyandadır. Ben bu hükme inanmışım. Türkiye'yi iki günü birbirine eşit kılmayacak, Türkiye'yi zıplatacak bir cumhurbaşkanı istiyorum. Onlar da desin ki, Atatürk demiş ki, işte Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır. Şimdi bunlar da biliyor musunuz? Atatürk Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır demiş ama bunlar batılılara ayıp olur diye muasır medeniyet seviyesine ulaşacaktır'a çevirmişler onu. Evet. Şimdi Atatürk'ün gösterdiği o hedefe ulaştıracak bir cumhurbaşkanı istiyoruz. İşte ne bileyim, dış politikaya hakimiyeti, ekonomiye hakimiyeti. Şimdi diyorlar ki 4 tane dil biliyor. Yani bu 4 tane bildiği dille ne yapabilir arkadaş? Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkçe biliyor. Evet. Dolayısıyla ben bu Ekmelettin İhsanoğlu meselesinde muhalefetin yine işlevsizlik, olumsuzluk, takoz, fren bu tür işlevleri görmek üzere getirdiğini, bir de çok ucuz hesap yaptığını. Yani şöyle, şimdi Kandemir Bey'e bakıyor muhalefet. Diyor ki, bu Kandemir Bey galiba diyor, atıyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme eğiliminde bir insan diyor. Nasıl bir insandır bu diyor? Bu diyor, Atatürk'ü seven bir insan aslında. Dinli Diyanet'in de seviyor.
Bunu öyle bir adam bularım ki Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesini engellemek için Kandemir Bey'i tavlayabilecek bir aday bulalım. Diyorlar ki Ekmelettin. İhsanoğlu'nun bulmuşlar. Güzel. Böylece. Şimdi yani, şeyde benim, bakın. Benim tipimde yani atıyorum dedim ya. Tamam. Hacı evet. Bayram'da Ekmelettin. Şimdi Etiler'de dinsiz halini kullanıyorlar. Ekmel oluyor. Dini atıyorlar. Yok öbür tarafta Ekmoş, öbür tarafta Tanju. Ya şimdi şeye gidiyor, bir tarafa gidiyor diyor ki başörtüsü serbest bırakılmalıdır. Ama diyor başörtüsü gelenektir diyor. Şimdi öbür tarafa da pas atıyor. Hacı Bektaş'a gidiyor. Ben diyor Sivas'ta diyor bir müze yapacağım diyor. Burası diyor işte şu olacak bu olacak diyor. Hacı Bektaş'a gidiyor. Memleketine gidiyor. Memleket Türkiye'ye ilk defa 30 yaşında gelmiş. Memleketine ilk defa 60 yaşında mı ne gitmiş? 66 yaşında mı ne gitmiş? Şimdi baktığınız zaman bir Kemal Derviş modeli vardı hatırlıyorsunuz. Tabii. Kemal Derviş'i İthal Bakan olarak getirdiler. Ne oldu da o zaman? İthal Bakan olarak gelince DSP'de biraz rahatsızlık meydana getirmişti. MHP'de çok rahatsızlık meydana getirmişti. Hatta İniseksüz olayı falan çıkmıştı. Şimdi işte bir Kemal Derviş modelini oturtmak istediler ve çok basit kurgularla. Dediler ki bu milletin kafası fazla çalışmaz. Bu millet fazla irdeleyici millet değildir. Hani koyun, haso, hüso göbeğini kaşıyan adam diyorlar ya millete. Dediler ki biz Ekmelettin Bey'i aday olarak gösterirsek. Bir de çok enteresan. Bakın şöyle bir şey denilebilir mi ya? Bir dakikamız kaldı. Evet. Şey için reklamları var. Evet. Başka türlü şöyle bir şey denilebilir mi? Sözü sizden alamayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu için. Ve hayret ediyorum yani dertleşelim. Kemal Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu için diyor ki tanıdıkça seveceksiniz onu. Ya arkadaş bu memleketin tanınan bir adamı mı yok? Yani düşünebiliyor musunuz? Tanıdıkça seveceksiniz. Aday olarak gösteren isim. Bu ne getiriyor akla? Birisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na arkadaş al bu zarfın içindeki isim demiş. Kemal Kılıçdaroğlu da almış. Ya bu Ekmelettin ne bu yabancı gelmiyor ya falan demiş. Girmiş Google'a. Kim bu ya demiş. Nereli demiş. Kaç yılında doğdu demiş. Dinci mi şeriatçı mı demiş. Atatürk hakkında laf etti mi demiş falan. Nasıl yapalım ki lafınızı bağlayalım? Evet edelim. Şimdi bir dakika var dediniz. Çünkü şey reklamlara gitmek zorundayız. Ondan sonra tekrar konuşacağız. Herhalde bana söz vereceksiniz. Yani bu Ekmelettin meselesi bir de Haydarbaş meselesi var. İş yaş Haydarbaş. O da çok önemli. Türkiye'nin çok... Tamam Haydarbaş'ı da konuşalım. Haydarbaş meselesini özellikle konuşmamız lazım. Tamam efendim. Evet efendim, küçük bir ara ve reklamlara gidiyoruz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim Kanal 5 ekranlarındasınız. Güzel bir Ramazan gecesi, sıcak bir Ankara gecesinde. Sevgili dostum, sevgili kardeşim Serdar Arseven'le birlikteyiz. Türkiye'yi tartışıyoruz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışıyoruz. Sormayacağım çünkü çok uzun cevaplar veriyor Serdar kardeşimiz. Önce ben birkaç tane şey söylemek istiyorum. Reklamlardan bahane ederek onları. Kendisi dedi ki, son derece değerli fikirlerinden kaynaklanan bazı özetler yapmak istiyorum. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar başarılı bir lider olduğunu anlattı. Değil mi? Ondan sonra muhalefetin bu konuda biraz kısır davrandığını anlattı. Hatta örnek verdi. İstanbul, bir zamanlar İstanbul'u anlattı. Şu andaki İstanbul'u anlattı vesaire. Şimdi ben burada Serdar kardeşim gibi kişiler üzerine durmak istemiyorum. Recep Tayyip Erdoğan 12 yıldan beri bize hizmet etmiş, Türk milleti olarak söylüyorum. Bir dava adamı gerçekten. Hiç kimse de zaten Türkiye'nin aleyhine çalışmış değil. Muhalefet de keza öyle. Onun için isimler üzerinden durmak istemiyorum. Ancak olayları ben bugüne kadar incelerken hep 3 boyutuyla değil 4 boyutuyla incelemek gereğini hissetmişimdir. Nedir bu 4. boyut? Zaman boyutudur. Yani İstanbul'a örnek verdiği için söylüyorum. O günkü şartlarının bir de zaman boyutu var. O çöp dağlarının oluşması, o susuzluk, ihmalkarlıktan tamam, siyasi ihmalkarlıktan kaynaklanmış olabilir. Ama mutlaka onun öyle olmasını sağlayan başka koşullar da vardır. Geçelim onu. Bugüne geldik. Bugün Cumhurbaşkanı seçiyoruz.
Bu arada da ben hemen bir parantez açmak istiyorum. Deniliyor ki ilk kez Cumhurbaşkanı seçiyor Türkiye deniliyor. Hayır, o konuda Serdar Bey hatırlayacaktır. Bir halk oylaması yapılmıştı 1982 yılında. Anayasayı, 82 anayasasını oylarken Kenan Evren'in devlet başkanını da oyladık. O ben çok başka bir şeydi ama. Ben oy vermedim. Yani bunu övünerek veya şey yaparak söylemek için söylemiyorum. O yeşil kağıdı koydum, zaten dışarıdan da gözüküyordu. Gittik sandığa attık. Hayır, sonuç itibariyle onu oraya takmışlardı. Öyle bir huy o zaman da vardı demek ki. Anayasa referandumuna onu da taktılar. Anayasayı kabul ediyorsanız devlet başkanı olarak da Kenan Evren'i kabul ediyorsunuz dediler. Oldu bitti. %92 de oy aldı. Deniliyor ki hiçbir zaman partili bir cumhurbaşkanı olmamalı ve olmadı deniliyor. Öyle mi deniliyor? Demiyor, olmadı demiyor. Ben Turgut Özal oldu mesela. Turgut Özal oldu, daha da Demirel oldu. Daha da yok, Demirel o kadar partili miydi bilmiyorum. Partili, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı idi. Ama ama Celal Bayar'ın Kenan Evren meselesi. Kenan Evren meselesi hiç benzemiyor. Celal Bayar'ın bastonunda DP amblemi kazılıydı biliyorsunuz. İşte yani partili oldu, öyle bir şey denmedi şimdi. Evet. Bu Kenan Evren örneği yalnız. Yanlış mı? Çok yanlış. Çünkü Kenan Evren darbeyle gelmiş. Bir paketin içerisine kendi şeyini koymuş. Yani burada ilk defa halk oylaması falan değil. Yani demokrasiye geçmek için ona bakarsanız Sisi de bir halk oylaması yaptı. Vesaire. Neyse ben yani onu şu andaki olacak hadise vatandaş gidecek özgür iradesiyle işte 3 tane de aday var. Esasında bakın şeyde işte tek adam, işte despot, mespot bilmem ne bu. Kim? CHP diyor ya şey için. Recep Tayyip Erdoğan için. Ya Emine Ülker Tarhan diye bir hanımefendi çıktı. Çıkmadı, çıkarıldı. Çıkarıldı. Hani Kemal Ekmelettin İhsanoğlu çıktı, o çıkarıldı. Şimdi hayır öyle bir şey çıktı. Demedim. Ben öyle bir şey demedim. Ekmelettin İhsanoğlu için çıktı demedim. O da çıkarıldı. Hepsi çıkarıldı. Evet. O zaman fark etmez. Evet. Emine Ülker Tarhan çıktı. Evet. Şimdi kadını disipline vermekle falan tehdit ediyorlar. Ya şimdi bu muhalefetteyken sen bu pozisyondaysan iktidara geldiğin zaman Allah millet yanmış. Yani biliyorsunuz zamanında da şey çıktıydı. MHP'li bakan Sadi Somuncuoğlu çıktı. Evet. Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi. Evet. Dediler ki töremize bu uyumaz, seni güzel bir dövelim. Meclisin bahçesinde bir güzel mariz dediler adam. Şimdi hiç kimse işte ben şu kadar demokratım, bu kadar demokratım falan filan demesin. Onu kimse kimseye demesin. Demesin. X partisi, Y partisi demesin. İkincisi bana hep sordular biliyor musunuz Serdar evet. Bey'im? Ne olacak bu CHP'nin hali diye. Ben CHP'nin sözcüsü değilim zaten. Öyle ama dedim ki yani bu muhalefet hareketi acaba CHP'yi bölünmeye götürür mü? Ben de hep cevap verdim arkadaşlarıma, dostlarıma. Dedim ki CHP hep böyle seslerle bugünlere gelmiştir. Muhalif seslerle, deklarasyonlarla, bu tür hareketlerle, hiziplerle. Ama hiçbir zaman da bölünmemiştir. Bir tek örnek hariç, o da Bülent Ecevit'in o bölünmeyi miydi bilmiyorum. İşte gidip genel başkanlığı alması merhum İsmet İnönü'den. Ama o da benim dediğim gibi bir zaman boyutuydu. İsmet İnönü'nün zaten siyasi kullanım ömrü bitmişti. Zamanı gelmişti, çıktı. Şimdi aldı Kandemir geldi. Bey, zaman meselesi değil. Zaman meselesi. İnsan meselesi. Zaman şimdi meselesi. Bakın. İsimler önemli İstanbul, değil. İnanın İstanbul. İsimler. Recep Tayyip Erdoğan olmaz, yarın bilmem İstanbul ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Nurettin Sözen'in evet, önünde evet. Yapamamak için hiçbir engel yoktu arkadaş. Yani İstanbul'u sen çöp dağlarına mahkum edeceksin. Daha sonra da diyeceksin ki bu zamanımızın gereğiydi. Yani ben Nurettin Sözen'i bile şey yapmıyorum, hatırlamıyorum bile şu an. İşte hatırlamıyorum. Hayır, yani hatırlamıyorum. İz bırakmadan tarih oluyor. Hayır, hatırlamıyorum derken İstanbul'un o halini çok iyi hatırlıyorum. Yaşadım çünkü. İşte. Yaşadım yani, çünkü. Demek ki kişi eseriyle görünüyor. Yani Nurettin Sözen dediğimiz zaman aklımıza çöp dağları geliyor. Ya inanın bakın. Ben o zaman başbakan kimdi? Efendim? Başbakan kimdi? Ben hatırlamadığım için soruyorum. Özür dilerim. Bir sınav şeyi değil yani. Estağfurullah. Nurettin Sözen döneminde başbakan. Neyse. Şimdi. Dur bir dakika. Ne zamandı? Ne zamandı?
1994-95 miydi? Demirel'di galiba. Demirel'di. Zaten Erdal İnönü. Zaten daha önceki dönemlerde başbakan kimdir sorusunun cevabı hazır. Demirel derseniz %80 başarıya ulaşırsınız. Yani büyük bir ihtimalle tutar. Evet. Şimdi o yılların Türkiye'sinde para arzı ne kadardı? Teknolojinin seviyesi ne düzeydeydi? Marmara yaptık. Marmara'yı da AK Parti yapmadı zaman, ayrıca. Bakın, AK Parti yapmadı şeyin, ayrıca. Tamamladı. Bakın. Yani aynı dönem. Ben AK Parti'yi yermiyorum. Konya'da bir Halil Ürün vardı. Halil İbrahim Çelik vardı Şanlıurfa'da. En berbat yer İstanbul'da Sultanbeyli. Ali Nabi Koçak. Bakın çok iyi biliyorum o dönemleri. Arif Calban diye bir belediye başkanı vardı Kağıthane'de. O Kağıthane leş. Yaklaştırmaz. Yanına giremezsiniz. Geçemezsiniz. Sultanbeyli resmen sol terör örgütlerini şeydi, kurtarılmış bölge. Derin sol terör örgütlerinin kurtarılmış bölgesiydi. Şu anda belediye başkanı bildiğim kadarıyla AK Partili. Evet, Ali Nabi Koçak geldi oraya. Yani dönemler değil, insanlar. Yani şöyle olmadı. Ve şunu söyleyeyim. Refah Partisi'li belediyeler o seçim zaferini elde ettikleri zaman 27 Mart'tı galiba. 27 Mart seçim zaferini elde ettiler ve muhteşem belediyecilik örnekleri ortaya koydular. Zaten Türkiye'de belediyeciliğin en güzel örneklerini onlar gösterdiler. İktidarda da kendi partileri yoktu, muhalefetteydiler. Ve bunlar her yaptıkları hataydı. Neler dediler adamlara? Dediler ki, bunlar işte belediye başkanı oldu, mini etekli hanımların bacaklarına işte şeriata aykırıdır diye jilet atıyorlar. Yok işte bunlar çarşaf giydiler, erkeklere çarşaf giydirdiler. Ayrıca bir tane daha oy kullandılar. Her türlü rezillik, her türlü ahlaksızlık, her türlü iftira, her türlü engelleme çabası, her türlü ayrımcılık, hazineden para vermemek, İller Bankası'ndan para vermemek, sıkıştırmak, ne bileyim, dava açmak, soruşturma açmak, gidip komutanlarla şey yapmak ve efendim 19 Mayıs'a geldin, bir saat kaçta geldin, hasta mıydın, gerçekten grip miydin, bilmem ne miydin, her türlü tahkir, her türlü tezif, her türlü engellemenin ortasında. Yani bu anlattıklarınızı, evet, bakın etik değerlerin dışındaki davranışlar o her devirde yaşanmıştır. Halen şu anda da yaşanmıştır. Ben de onu söylüyorum. Inanın, diyorum ki kişilere Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı olması ve bu adamların başarısız olması zamanın gereği değil, insanın gereği. Yani çok açık bir şekilde bakın rahmetli Erbakan geldi. Bu Batan, Devlet Bahçeli, Ecevit ve Mesut Yılmaz iktidarından evvel Necmettin Erbakan'ın bir yıllık bir iktidarı var. Var. Refah yolu iktidarı. Evet. 6 aylık sürede denk bütçe yaptı adamlar. Memurlara %50 zam yaptılar. %50 zam verdiler. Şimdi peki Türkiye'nin teknolojisi sanki Devlet Bahçeli'nin memleketi batırdığı dönemden çok daha mı ilerideydi? Dolayısıyla Kandemir Bey o mesele değil. Ben şuna bakıyorum. İsterseniz kişiler üzerinde durmayalım. Bakınız misyon. Ben biraz evvel kişiden bahsetmedim. Dedim ki Menderes, Özal, Erbakan ve Erdoğan çizgisi. Şimdi bir ekip var. Bu adamlar gece gündüz çalışıyor. Öbür tarafta bakınız alışıklık. Bodrumlarda, Marmarislerde, Etilerlerde, bilmem nerede, sahillerde, mahillerde. Bu biraz da Cumhuriyeti kurma iddiasıyla ilgili bir şey. Şimdi Cumhuriyeti kuran ekipten işte sizin babanız memur. Siz de lojmanlarda falan büyümüşsünüz. Memur adamın da maaşı garantidir. Bürokrat adamın maaşı garantidir. Memleket bassa da çıksa da alacağı bellidir. Bunlar, bu takım işte esnaflıktan gelmiş. Temelden gelmiş. Çalışa gelmiş. Dişini tırnağına takarak gelmiş. Şimdi bakın. Niye liderlerin oğulları genelde başarılı olamıyor ya da çok zengin adamların oğulları başarılı olamıyor? Çünkü evlatlar diyor ki nasıl olsa diyor bizim diyor babamız, nasıl olsa atamız kazanmış diyor, biz yeriz diyor. Genelde böyle oluyor. Ama siz tırnağınızla kazmak zorundaysanız, mutlaka başarmak zorundaysanız, bir idealiniz, bir hırsınız, bir enerjiniz varsa. Şimdi bakın yani Kemal Kılıçdaroğlu Allah aşkına. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan neydi? Biz yıllardır bilirdik. İşte Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı'ydı, İstanbul İl Başkanı'ydı, Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Daha sonra geldi başbakan oldu, daha tepe. Gezdi, dolaştı, ticaret yaptı, her şeyi yaptı. Ya Kemal Serdar Bey, bakın ben size bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Ben o kadar kişiselleştirmek istemiyorum. Kişiselleştirmedim, bakın. Ama lütfen izin verin. Menderes, Özal, Erbakan, Erdoğan izin verin. Çizgi bu. Hayır, izin verin. Bu kadar kişiselleştirmeyelim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden
AK Parti'den keza, Cumhuriyet Halk Partisi'nden keza, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve diğer partilerden, küçük partilerden de. Gerçekten gazeteci olarak çok fazla sayıda dostum var. Bunlardan bir kısmı yönetici, bir kısmı çalışan bürokrat orada. Şudur budur ama gerçekten bunların içerisinde yurdunu seven, yurtsever çok fazla insan var. Ya yurtsever yani... Bir dakika, proje sahibi çok fazla insan var. Çok değerli insanlar var, büyükelçiler var, büyükelçilik yapmış olan insanlar var. Ne olursunuz... İştir bu kadar, ailesi kişinin... Ne olursunuz bunu takım... İştir. Takım tutar gibi... İştir. Bakın Kandemir Bey, bunu şiddetle reddederim. O zaman... İştir ailesi kişinin, lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz, evet. Tamam, şimdi, İştir ailesi kişinin... Efendim ben 4 tane dil biliyorum. Ne olursunuz toplumu böyle kompartımanlara ayırmayalım. Gerçekten hiçbirimiz, siz keza siz Serdar Arslan olarak. Ya şimdi olarak, Kandemir Bey. Keza ben Kandemir Alpan olarak. Kandemir bu Bey. Bu ülkenin kötülüğünü ister miyiz? İstemeyiz. İstemeyiz. Tamam. İstemeyiz de ben bir şey söyleyeyim. Belki yöntemlerimiz değişir. Bakın siz afaki konuşuyorsunuz. Ben diyorum ki peki, arkadaş iştir aynısı kişinin lafa bakılmaz. Şimdi dersiniz ki buradan bir tane adam girer. Ben kimseyi savunmayacağım kapıda size. Hiçbir partiyi savunmayacağım. Ben AK Parti'yi savunuyorum. Ben savunmayacağım. Tarafsız olan ben hiçbir partiyi savunmayacağım. Ben savunuyorum. Ve bunun zararlı olduğuna inanıyorum. Ben savunuyorum. Siyasi partiyi çünkü, niye ben size bakınız, savunuyorum? Bakınız CHP proje üretsin. CHP adam gibi muhalefet yapsın. CHP bu ülke için daha iyi işler yapacağını beni ikna etsin. CHP'yi savunuyor. Yani şimdi bakın siz diyorsunuz ki şuradan bir adam geldi. Dedi ki ben Kanal 5'te görev yapmak istiyorum. Siz evet, haber koordinatörü olarak baktınız adama. Evet. Gel bakalım dediniz. Evet. Senin çalışkanlığın ne? Yani geçmişin ne? Çalışkanlığın ne? Ne? Bakarsınız en azından bir denemek için alırsınız bir ay. Yani doğru. Bir ay denemek için alırsınız. İşine bakar. Adam haberini yazabiliyor mu? Çalışma azmi var mı? Kafası gazeteciliğe basıyor mu? Yetenekleri var mı? Sonra tabii ki o adam vatan haini değildir. Hayır, hiç kimse. Tabii ki o adam gazetecilik haini değildir. Hayır, ama adam ya beceriksizdir, ya yani, çapsızdır. Uygun değil. Ve bunu da nasıl anlarsınız? Uygun bunu değil. Adamın kaşına gözüne bakarak anlamazsınız. Adamın işine bakarak anlarsınız. Ben de diyorum ki size, ya işte Recep Tayyip Erdoğan, işte Nurettin Sezen. Bakın son işte, olarak söyleyeceğim. İşte Recep Tayyip Erdoğan, işte Devlet Bahçeli. Bakın AK Parti. İşte rahmetli Erbakan. İşte Ecevit. Şunu söyleyeceğim, bana izin verin. AK Parti, CHP, hatta eski ANAP, Anavatan Partisi, bunlar kitle partileri. Rahmetli Özal'ın bir işareti vardı ANAP'ı tarif etmek için, şu işaret. Yani her eğilimden insanlara sahibiz derdi. Aynı şey AK Parti için de mevcut. Aynı şey CHP. Kandemir Bey, bunlar büyük bizim, partiler. Bizim gazeteci bunların olarak. Hepsinin içerisinde bizim gazeteci olarak insanlar var. Bizim gazeteci hepsine olarak. Hepsi yurtsever insanlar. Ya yurtsever başka bir şey. Yapmayalım ne yani olursunuz. Yani hiçbir inek vatan haini değil. Son derece değerli bakınız, bir liderdi. 12 yıldan beri hiçbir beni yönetiyorsa. Hiçbir inek vatan haini değil. Bir dakika beni izin verin konuşmamı. Recep Tayyip Erdoğan 12 yıldan beri eğer beni yönetiyorsa en azından diğer konulara ben takılmayacağım. Son derece saygıdeğer bir insandır ve gerçekten severim. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede eğer bir koskoca bir CHP'nin lideriyse ben ona da saygı duyarım. Ama ne olursunuz kompartımanlara ayırmayalım. Başımıza ne geldi? Ya bundan sizin geldi. Söylediğinizle benim söylediğimin ne alakası var Kandemir Bey? Ben diyorum ki size. Buyurun. Ben diyorum ki size bir partinin, bir liderin ben performansına bakarım arkadaş. Biraz evvel örneğini de veriyorum. Siz bunu anlayabilecek durumda bir insansınız. Diyorum ki buraya bir arkadaş geldi. Siz bunu değerlendirmek için adamın uzun boyu, kısa boyu, gözü mavi, kulağı bilmem ne, adı ne, ismi ne, babası kim, etnik kökeni ne, buna bakmazsınız ki. Gazeteci olarak adamın performansına bakarsınız, sorarsınız, arkadaş dersiniz. Sen bundan evvel ne gibi işler yaptın? Adam gitmişse Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı gibi, Devlet Bahçeli'nin koalisyon hükümetinde Türkiye'nin batmasına vesile olduğu gibi, daha önceki kanallarda çalışmışsa ve o kanalların batmasına sebep olmuşsa, dersiniz ki bir dakika arkadaş, ben seni severim, sen vatansever bir insan da olabilirsin, sen kıymetli bir insan da olabilirsin, ama ben sana emanetimi teslim etmem. Çünkü sen geçmişte yaptıklarınla bu emaneti almaya layık değilsin. Sen bana getir bakalım dersin kardeşim. Sen bana bir haber yaz, değil mi? Sen bana bir şey yap, bakalım dersiniz, sorarsınız. Menderes kimdir dersiniz. Adamın Menderes'ten haberi yoksa bitti dersiniz. İşte Kenan Evren kimdi dersiniz. Adam Kenan Evren'in darbe yaptığını bile bilmiyorsa bitti dersiniz. Yani adamın neyine bakıyorsunuz siz? Bir insanı tatmak için, yoksa subjektif olur. O zaman kişiselleştirmiş oluruz. O zaman memleketi kompartımanlara bölmüş oluruz. O zaman niyetimiz bu olmasa da memlekete kötülük yapmış oluruz.
Bizim standartımız şu olmalı. Ben başka bir şeye bakmıyorum. Yani ben bir muhabir arkadaşla birlikte çalışacaksam o arkadaşın o işte daha önce ne ürettiğine ve biz de birlikte ne üreteceğine bakarım. Başka bir şeye bakmam. Ben de diyorum ki arkadaş, şimdi Cumhurbaşkanlığından açıldı bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları belli. Yapamadıkları da belli. Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkarttılar. Ben tanımıyorum. Evet, tanımıyorsun. Ben tanımıyorum. Şimdi ama ben de diyorum ki, keşke şöyle bir muhalefet olsaydı. Keşke şöyle bir muhalefet olsaydı. Kandemir Bey'in, bunca yıllık Kandemir Bey'in tanıdığı, bunca yıllık gazeteci Kandemir Bey'in daha önce başarılarını gördüğü, bunca yıllık Kandemir Bey'in, gazeteci Kandemir Bey'in ikna olduğu, gücü üretimden gelen şey olsaydı, birisi olsaydı. Şimdi şunu söylüyorum ben. Ya Devlet Bahçeli, MHP'nin genel başkanı olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olmuş. İnsanlar bir çeşitli makamlara gelebilir. Gelemiyor. Bugün televizyonculukta da sizden çok daha üst makamlarda olup gazeteciliği hiç bilmeyen adamlar var. Olabilir. Dolayısıyla ben şuna bakıyorum. Diyorum ki siz bana nasıl eleştirde bulundunuz? Dediniz ki bir kişiselleştirme. Hayır diyorum. İki kompartımanlara bölme. Hayır diyorum. Bu memlekette ancak toplumsal mutabakatı ve uzlaşmayı böyle sağlayabiliriz. Arkadaş, senin boyun, posun, yaşın, gözün, kulağın, etnik kökenin beni hiç ilgilendirmiyor. Ne olursan ol. Bunlar şey, sen arkadaş ne yapacaksın bana? Sen cumhurbaşkanı mı olacaksın? Peki senin cumhurbaşkanlığını doğru dürüst yapabileceğine dair veriler neler? Müktesebatın neler? İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreteri olmak, darbelere darbe diyememek, katliamlara katliam diyememek, zulümlere zulüm diyememek benim için ben size Ekmelettin İhsanoğlu'na bir kompartman yok. Burada şey yok, propagandasını yapmayacağım. İş var. Gerçekten yapmayacağım. İş var. Öyle bir görevim yok benim. Tamam mı? Ben öyle. Onun için şu doğru değil midir? Bakınız siz şunu. Bizi izleyen gençler de var. Var. Siz tecrübeli bir abimizsiniz. Uyarıyor. Tecrübeli bir abimizsiniz. Siz şu anda bir genç dese ki ben yarın öbür gün müesseseme eleman seçerken ya da apartmanıma yönetici seçerken ya da herhangi bir konuma herhangi birini getirmek isterken neye bakayım? Ben diyorum ki ey genç, sen adamın meşrebine, mezhebine, bilmem nesine bakma. Sen adamın o işin ehli olup olmadığına bak. Bunu nasıl anlarsın? Geçmişte neler yaptığıyla dan bakarsın. Geleceğinde neler yapacağını anlarsın. Bunun dışında bir ölçümüz olursa bana ne, MHP'nin genel başkanı olmuş Devlet Bahçeli. Ben o dönemde kaç tane bankanın battığına bakarım. O dönemde ekonominin ne halde olduğuna bakarım. O dönemde gecelik faizlerin %5000 olduğuna bakarım. O dönemde esnafın battığına bakarım. Derim ki ya olmaz. Evet Sayın Devlet Bahçeli, siz iyi bir insansınız. Siz vatansever bir insansınız. Ama her iyi olan, her vatansever olan insanın başbakan ya da başbakan yardımcısı olması gerekmiyor. Serdar Bey. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Lütfen bağlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu, siz iyi bir insan olabilirsiniz kendi ölçünüzün içinde. Ama her iyi insan olmuyor işte. Olmuyor. Peki. Zorla değil. Siz bu televizyonculuğa indirgediniz ya, hemen bir cümle söyleyip kapatmak durumundayım. İsterseniz başka bir programda yine sizinle konuşuruz. Televizyonculukta gerçekten benim ömrümü verdiğim televizyon haberciliği bir olay. Medya öyle keza. Ancak şunu söyleyeyim. Öyle insanlar geliyor ki benim önüme. 21 yaşında genç delikanlı veya kız. Küçük kız çocuğu. Öyle bir haber yapmış, öyle bir şey bulmuş ki inanın şapka çıkartıyorum. Yani bu dünya böyle bir dünya. Evet. Yaşa bakılmaz, ona bakılmaz. Doğru. Sizi dediğiniz gibi işe bakılır. Onun için tanımadığımız insanlar üzerinde öyle diyorum. Varsayımlar üzerine hareket etmeyelim. Ama şöyle bir şey ben İhsanoğlu'nu tanımam dedim. Şöyle bir şey de olmaz. Tanıyacağım önümüzdeki yani, zamanlarda. Ben onun savunucusu da değilim. Oy veririm, vermem. O önemli mesele. Kandemir Bey, öyle bir şey ki ben 50 yıllık bir gazeteci Türkiye'de okumuş, yazmış, bir şeyler üretmiş her insan aşağı yukarı tanımış, bilmem ne yapmış, tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki aday gösterdiği kişiye. Siz de tanıdıkça seveceksiniz diyor. Ya tanımadan nasıl aday yaptın bunu? Demek ki tanıyormuş. İnsan bakkal dükkanı olsa, bakkal dükkanında çırak kalsa biraz araştırır değil mi? Bilir. Siz araştırmadığınızı nereden biliyorsunuz? Araştırmadığını nereden biliyorsunuz? Diyor ki işte kendisi. Tanıdıkça seveceksiniz diyor. Demek ki kendisi tanıyor ki öyle diyor. Yapmayın. İsmini söyleyemiyor, cismini söyleyemiyor, ne olduğunu söyleyemiyor. Mümkün mü öyle bir şey? İsmini söylemek de kolay değil. Söz aramızda biliyor musunuz? Bakınız şeyde sadece bunu ben söylemiyorum. Bakın, yönetmen izin vermiyor, kesecek. Ümit Zileli, CHP camiasının önemli yazarlarından birisi. Mehmet Feraç.
Tanırım. Sebahattin Önkibar. Evet. Hepsi yazmış. Diyor ki evet. Ya CHP'nin ortak kanaati. Kemal Kılıçdaroğlu tanımadığı adamı zarfla kendisine göstermiş bunu, ama ben CHP'lilerin yalancısıyım. Serdar Bey kardeşim bunu sizinle başka bir yani ne yapayım kendi camiasını ikna edemiyor, yönetemiyor. Yeniden konuşalım. Bir gidiyor, dahaki programda, kullanamıyor. Bir dahaki programda. Bir de Haydarbaşı dedim değil mi? Tamam onları Haydarbaşı Demokrat Parti'nin adayı. Bakın Demokrat Parti'nin lütfen adayı. Kapatmak zorundayım gerçekten. Kapatıyoruz. Demokrat Parti. Yani yönetmen uyarıyor çünkü. Yani Haydarpaşın tamam, o Kemal Kılıçdaroğlu gibi oy kullanamadı. Ya zaten Türkiye'nin gerçekleri böyle bir programda falan şey yapılmaz ama halledilmez. Halledecek de bir konu yok zaten ama konuşacağız. Evet tamam. Efendim. Bugün burada Türkiye'nin sorunlarını konuşacaktık. Fakat işte Cumhurbaşkanlığı'nın olayına geldik, saplandık, kaldık. Serdar Erseven'in güzel fikirlerini burada sergilemeye çalıştık. Ben de bir şey söyleyemedim söz aramızda. Bir dahaki programda alacağım var sizden Serdar Bey. Zaman olarak alacağım var. Evet efendim. Bugünlük bu kadar diyelim. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Soruyorum programının sonuna geldik. Bir dahaki programda biz oluruz olmayız bilmiyorum ama en azından şundan eminim ben. Bir dahaki programda birazcık daha önümüzdeki şiş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla söylüyorum. Biraz daha dağılmış olacak. Birazcık daha önümüzü görecek olacağız. Göreceğiz olacağız. Ve propagandalar başlamış olacak. Birazcık daha insanları tanımış olmaya başlayacağız diye umuyorum. Şimdilik bu kadar. En iyi dileklerimi sunuyorum. En iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ankara stüdyolarından şimdilik hoşça kalın. Şen ve esen kalın efendim.